Değerli dostlar, şimdi sizlere 25 Eylül 2020 tarihinde Patreon hesabımda çıkan Sıra Dışı Bir Rehberlik Hikayesi, Bilal Ölmüş başlıklı yazımı seslendireceğim. Kendimiz öğrenciydik, çok şey bilmezdik ama hepimizin ilgilendiği, yetiştirmeye çalıştığı talebeler olurdu. Kıt imkanlarımızı onlar için harcardık. Kaldığımız evlerde mutfağımız boş olurdu. Kendimiz için öğünleri geçiştirirdik ama öğrenciler geleceği zaman bütün kaynakları seferber eder, onlara sofralar donatırdık. Pek çok arkadaş memleketinden getirdiği ana eli değmiş yemekleri, börekleri kendisi yemez, talebelerine ikram eder, onları memnun etmeye çalışırdı. Artarsa evdeki arkadaşlarıyla paylaşırdı. Çünkü talebelerimiz bizim için çok değerliydi. Onlar için dersleri ekerdik, onlar için aç kalırdık. Zamanı onlara göre kurar, her şeyin önüne onları koyardık. Aslında aramızda çok da yaş farkı yoktu. Bizler de bir nevi çocuktuk. Talebem dediklerimizle aramızda bazen birkaç yaş, en fazla 6-7 yaş olurdu. Ama onlara karşı kendimizi ana baba gibi sorumlu hissederdik. Bazen onları ebeveynlerinden öte düşünürdük. Belki ölçüyü kaçırıp tatillerimizi dahi onlara ayırarak kendi ana babamızı hasret içinde bırakırdık. Talebe delisi, öğrencileri için fedakarlıkta, cömertlikte sınır tanımayan Raşit isminde bir arkadaşımız vardı. Adeta talebeler için yaşardı. Hem beraber kaldığı arkadaşlara hem de evine gelip giden talebelerine anaç tavuk gibi şefkatli ve koruyucu davranırdı. Onların gönlüne girmek, güvenini kazanmak ve bazı hakikatleri anlatabilmek için katlanmayacağı zorluk, altına girmeyeceği külfet olmazdı. Dışarıdan gelen veya evinde kalan öğrenciler söz konusu olunca çılgınca şeyler yapar ama mutlaka onların gönüllerini kazanırdı. Onlara analarının göstermediği şefkati gösterir, babalarından daha fazla kol kanat gererdi. Sadece derslerine yardım etmez, talebelerinin her türlü derdiyle, sıkıntısıyla birebir ve yakından ilgilenirdi. Onlar için uykusuz kalır, kısıtlı imkanlarını seferber ederdi. Raşit Hoca, gönlüne girilecek bir insan, münhasıran bir talebe söz konusu ise, sınırları zorlayacak ölçüde fedakardı, hasbiydi. Yılmak ve yorulmak bilmezdi. Çabası sadece yedirmekten, içirmekten ibaret değildi. Öğrencilerini önce yoğun ilgiyle, bu kadar da olmaz denilen hasbiliğiyle, fedakarlığıyla çarpsa da, onların zihinlerini de kamilen doyurur, akıllarını tatmin ederdi. Kulluğu ve ibadet hayatıyla da örnek olan bu arkadaşımız, talebelerinin ruhlarına tekkelerde alınamayacak saffet ve maneviyat aşılardı. Meseleyi ilgi boyutunda bırakmaz, bilgi ile besler, hal ile desteklerdi. Başlarda altyapısı olmamasına rağmen kendisini geliştirdi, İslami hakikatlere vakıf, ilgilendiği öğrencileri ikna ve tatmin eden, etkileyici, örnek bir rehber oldu. Her sıra dışı kimse gibi Raşit Hoca'nın da bazı çatlak tarafları vardı. Kendi ifadesiyle köyde, kırsalda ayakta kalabilmek, ezilmemek için çok kavga etmişti. İlk geldiği yıl sorgulayan, kavgacı, isyankar kişiliği öne çıkıyordu. Ama hakikatleri tanıdıktan, eserleri okuduktan, hizmet etmenin hazzını tattıktan sonra çılgın tarafları onun idealizmine güç veren, dava adamlığını besleyen motorlar haline geldi. Talebesinin bir problemini çözmek için gece yarısı saatlerce yürür, desteğini hissettirir ve yine yürüyerek geri dönerdi. Talebesinin ailesiyle de bütünleşir, onların da problemlerine müdahil olur, her türlü desteği verirdi. Ne yaparsa yapsın, her ne olursa olsun, talebesini asla bırakmaz, sonuna kadar vefa gösterirdi. Bu özelliğini ilerlemiş yaşına, türlü zorluklara rağmen hala devam ettirmeye çalışır. Dünyanın neresinde bir talebesi varsa onun ve ailesinin derdiyle hala ilgilenir, arar, sorar. Sıkıntılı anlarında Hızır gibi yanlarında olur. Arada mesafeler, engeller olsa da bir şekilde desteğini ve varlığını hissettirir. Sanılanın aksine Raşit Hoca sadece zeki, çalışkan talebelerle meşgul olmazdı. Kimsenin ilgilenmek istemediği, dersleri kötü ve problemi bol öğrencilerle de ilgilenirdi. Babalarının terbiyede aciz kaldığı ergen gençler
genellikle ona emanet edilirdi. Bir şekilde onların gönlüne girer, kafalarına yararlı şeyler sokmayı başarırdı. Muhterem bir abinin bir türlü baş edemediği 8-10 zayıf getiren, okulu sürekli kıran, kötü arkadaş çevresine sahip bir oğlu vardı. Sınıfta kalınca babası bunun hakkından Raşit Hoca gelir diye lisede okuyan oğlunu Raşit Hoca'ya teslim etti, onun evine yerleştirdi. Raşit Hoca kendi okulunu ihmal etti ama bu genci ihmal etmedi. Sabah eliyle okula bırakıyor, akşam okuldan alıyordu. Ödevleriyle, dersleriyle bizzat ilgileniyordu. Raşit Hoca'nın pratik zekası yanında bütün dersleri takviye edebilecek birikimi ve donanımı vardı. Bilmediği konularda çalışırdı, anlatırdı. Ama bu çocuk haşarılıkta sınır tanımıyordu. Sabah gittiği okuldan ikinci derste kaçıyor, zararlı alışkanlıkları olan arkadaşlarıyla zararlı ortamlara takılıyor, akşam çıkışta her şey normalmiş gibi okul kapısından görünüyordu. Bu konularda kül yutmaz, feleğin çemberinden geçmiş Raşit Hoca'yı dahi ne yapıp edip atlatıyordu. Öğrenciler abi olarak Raşit Hoca'yı çok severdi ama bir o kadar da korkarlardı. Onun deli, çılgın taraflarının olduğunu bilirler, gözü kararınca ne yapacağından emin olamazlardı. İri yapılı değildi fakat güreşte kimse onu yıkamazdı. Bütün sporlarda başarılıydı, güçlü, kuvvetli, atletikti. Ondan kaçan kurtulamazdı, kavgaya girince hasarsız çıkamazdı. Talebelerine musallat olan ergen çetelerle kavgaya girmekten çekinmezdi. Sevgisi kadar öfkesi de derindi. Bütün gayretlerine rağmen Nus ile uslanmayınca sanırım bu abinin çocuğunda nasihat dışı yöntemlere de başvurmuştu. Teslim ederken eti senin kemiği benim dese de o abinin Raşit Hoca'nın bazı muamelelerinden alınganlık gösterdiğini biliyorum. Ama günün sonunda bu delikanlı okumadı. Kötü alışkanlıklardan uzak, işine gücüne eğilen bir esnaf oldu. Raşit abisi onun hayatında anne babasından sonra her daim en önemli kişi oldu. Yıllar sonra evlenip çocuğu olunca tesadüfen oralarda olan Raşit abisini davet etmiş ve babasından önce çocuğunu Raşit abisinin kucağına vermiş, onun duasını almış, kulağına ezan okutmuştu. Raşit Hoca'nın el attığı baş edilemez denilen pek çok problemli genç ondan çok istifade etti ve hayata tutundu. Ona talebi olan bu çocukların 40'lı yaşları aşmış olduğunu görüyoruz. Ama hala hem aileleri hem kendileri Raşit Hoca'yı dillerinden düşürmezler ve ona dua ederler. Raşit Hoca bir dönem Asya'da hizmet etti. Oradaki talebelerini de aynı hassasiyetle yıllardır takip eder. Kim nerede ne yapıyor ilgilenir. Yaşı, konumu, işi ne olursa olsun onunla yolu kesişen talebelerine hep vefa gösterir, dertlerini çözmeye çalışır. Evlenmelerinden ev içi problemlerine kadar her konuda onlara destek olmak ister. Aileleri, kardeşleri darda ise onlara düşünür, onların da sorunlarına çare bulmak için çabalar. Raşit Hoca'nın sıra dışı öğrencilerinden birisi de Bilal'di. Neden bilmiyorum, hepimiz ona Hacı Bilal derdik. Bilal, Raşit'in arkadaşlarıyla kaldığı ışık görmeyen, rutubetli, dar evine yakın oturuyordu. Görünüşte Bilal'in ilgilenilmeye değer bir tarafı yoktu. 15-16 yaşlarındaydı ama her yıl çift dikiş gittiği için hala orta üçe gidiyordu. Sigara içer, okulu sürekli asardı. Hafızamda her daim gömleğinin iki üst düğmesi açık, kravatı yamuk Bilal profili vardır. Okullardaki sıkı saç denetimine rağmen saç tıraşı hep geçmiş şekilde dolaşan Bilal fakir bir ailenin çocuğuydu. Raşit Hoca'nın radarına nasıl ve niçin girdi bilmiyorum. Belki onda kendi gençliğini, eski bıçkın hallerini buldu. Belki de komşuluk hatırına onunla ilgilenmeye mecbur hissetti kendisini. Bilal yaşına göre irice, kavgacı, akranları üzerinde tahakküm kuran, çeteleşmeye müsait, gözü kara bir çocuktu. Beklendiği üzere Bilal eğitimine devam edemedi. Raşit Hoca'nın zorlamasıyla liseye başladı ise de sanırım birinci sınıftan öteye geçemedi. O arabalara düşkündü. Bütün arabaları bilirdi. Hayali galerici olmaktı. Bilal okumadı ama Raşit Hoca onu kenara itmedi, terk etmedi. Bilal'i hep yanında tuttu, ona göre işler üretti. Karanlık ortamlara girmesine,
zararlı alışkanlıklara bulaşmasına müsaade etmedi. Kabiliyetlerini mümkün olduğunca hayra yöneltmeye çalıştı. Çeteleşmeye müsait bir yapısı olduğunu bilen ve zapt edemeyen anne babası, Bilal'e sahip çıktığı için Raşit Hoca'ya her daim dua ederdi. İzmir'den ayrılana kadar Bilal sıra dışı haliyle, alaca namazlarıyla, geniş meşrebiyle hep aramızda oldu. Kendine göre işlerin bir tarafından tuttu. Araba sürmeyi çok sevdiği için araçla yapılacak her işi üşenmeden yapardı. Bulunduğumuz muhitte Bilal'i herkes tanırdı. Raşit Hoca çok farklı ülkelere, şehirlere gitti ama Bilal'le bağını asla kesmedi. İzmir'e her geldiğinde onu mutlaka bulur, ilgilenir, terapi ederdi. Ayarı bozulmuşsa imkanlar nispetinde düzeltmeye çalışırdı. Ona defalarca iş buldu. Evliliğiyle, çocuklarıyla ilgilendi. Hanımıyla problemlerine araya girdi ve evden ayrılmış eşini ikna edip tekrar evine getirdi. Bilal galerici olmuştu ama işleri çok da iyi gitmiyordu. Kendisinden haraç isteyen ve tehdit eden mafya liderine boyun eğmedi ve onu bacağından vurdu. Hapse girdi, 4 yıl yattı. Raşit Hoca uzakta olmasına rağmen hapiste harçlığını gönderdi, çoluk çocuğuna destek olmaya çalıştı. Hapisten çıkınca da işsiz kaldı, ona şoför olarak iş ayarladı. Bilal zaptı zor, kanı deli akan bir gençti. Raşit Hoca yanındayken onu beladan, sıkıntıdan uzak tutuyordu. Daha sonra uzaktan takip ederek, nasihat ederek, yılda birkaç defa görüşerek bu desteğini sürdürdü Bilal'e. Son 4-5 yıldır Raşit Hoca da hepimiz gibi artık Türkiye'ye dönemiyor. Bilal'le yüz yüze görüşemiyor, onu terapi edemiyordu. Artık eli Bilal'e uzanamıyor, saplandığı bataklardan onu çekip alamıyordu. Zira o da iltica ettiği ülkede tutunmaya, dil öğrenmeye ve paket dağıtımı yaparak ailesini geçindirmeye çalışıyor. Geçen haftalarda acı bir haberle sarsıldık. Raşit Hoca'nın bıçkın, zaptı zor, hızlı talebesi Bilal öldü dediler. 43-44 yaşlarında olan Bilal kalp krizi geçirip vefat etmiş. Öğrendik ki Bilal ikinci evliliğini de yapmış ama onu da sürdürememiş. İş hayatında bir türlü düzen kuramamış. Eşiyle geçinemeyince evi onlara bırakıp kendisi de çekip gitmiş. Evsiz, barksız, işsiz kalınca psikolojik yıkım yaşamış. Bazı zararlı alışkanlıklara yönelmiş, belki kirli, karanlık ortamlara bulaşmış. Derdini paylaşacak bir Raşit Hoca, elinden tutacak bir rehber, kendini rahatlatacak bir ortam da bulamayınca hızlı yaşayan bu gencin kalbi dayanamamış ve durmuş. Bilal'in ölümü hepimizde şok etkisi oluşturdu. Böyle bir haber beklemiyorduk. Bir süredir görüşemeyen, ulaşamayan Raşit Hoca elbette hepimizden daha üzgündü Bilal'in ölümüne. Raşit Hoca Bilal'in son günlerinde elinden tutamadı. Belki en ihtiyaç duyduğu zamanlarda onun yanında olamadı. Ama ölümü sonrası da vefa göstermeye, rehberlik, hayırhahlık yapmaya devam ediyor. Şimdilerde Raşit Hoca kimsesiz ve yalnız halde vefat eden Bilal'e bir mezar yaptırma telaşında. Kim bilir bir gün gelir dostları olarak mezarına gider ve birer Fatiha okuruz. O bizim için haşarı, bıçkın, zaptı zor ama sevdiğimiz bir talebemiz, bir arkadaşımızdı. Allah Hacı Bilal'e rahmet eylesin, günahlarını affetsin. Ümidim var ki sıkıntılı işlerine rağmen Allah Bilal'i affeder. Ama Bilal'lere sahip çıkan, rehberlik, abilik yapan Raşitleri hain, terörist, ajan ilan edip ülkesinden koparanları, hapislere dolduranları ve buna suskun kalanları affeder mi emin değilim. Teşekkür ederim.